Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz özdeşlikler. Özdeş birbirinin aynısı demektir. Yani bir eşitlik verildiği zaman eşitlikler özdeş dediğinde her iki tarafında aynı olması gerekiyor. Özdeşlik ise bilinmeyenin değişkenin her değeri için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Bilinmeyenin ya da değişkenin her değeri için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir. Arkadaşlar her değer için doğru olursa vereceğim her reel sayı için ya da gerçel sayı için doğru olur ve çözüm kümesi reel sayılar, gerçel sayılar olur arkadaşlar. Denklem ise bilinmeyenin bazı gerçek sayı değer için doğru olan eşitliklere diyoruz. Yani bir tane, iki tane, üç tane olabilir arkadaşlar. Sağlayan değerlerdir. Şimdi özdeşlikle denklemi birbirinden ayırmak için biliyorsunuz eşitliklere denklem deniyor. Denklem dediğimiz gibi bilinmeyenin bazı birkaç değeri için sağlayacak. Ama özdeşlik bilinmeyenin vereceğim her değer için arkadaşlar. Tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı. Her değer için ne yapmış olması lazım? Sağlaması gerekiyor. Şimdi şuradaki örnekte bakarsak. Şimdi buradaki 2x'imizi buraya ve buraya x ve eksi 1 terimi dağıtacağız arkadaşlar. Dağıttığım zaman 2x çarpı x 2x kare 2x çarpı eksi 1 eksi 2x eşittir 2x kare eksi 2x. Şimdi gördüğünüz gibi ne oldu? Eşitliğin her iki tarafı da aynı oldu arkadaşlar. Eşitliğin her iki tarafı aynıysa bu ifadeye biz yani bu eşitliğe ne diyorum? Özdeşlik diyorum. Bu ifadeyi çözmeye tekrar kalktığım zaman şurada 2x kareyi buraya eksi 2x'i buraya atarsam arkadaşlar 2x kare eksi 2x kare eşittir. Eksi 2x seçerken 2 artı 2x olur. 2x eksi 2x 0 eşittir 0 eşitliğini sağlar arkadaşlar. Yani özdeşlikte denklem gibi çözdüğüm zaman 0 eşittir 0 eşitliğini bulmam gerekiyor. Peki buradaki örneğimizde de 3x artı 6 eşittir 2x artı 10. Bunu denklem çözer gibi aynı şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Küçük olan bilinmeyen büyük olanın yanına gidecek. O zaman bu buraya. O zaman buradaki 6 da karşıya 10'un yanına geçecek arkadaşlar. 3x artı 2x geçerken eksi 2x oldu. Eşittir 10. Artı 6 geçerken ne oldu arkadaşlar? Eksi 6. X eşittir 4 değerini elde ettim. Burada arkadaşlar bu ifade yani 3x artı 6 eşittir 2x artı 10 ifadesi sadece x eşit 4 için sağlanır. Yani ben burada x yerine 2 koyduğum zaman arkadaşlar burada görürsünüz. X yerine 2 koyarsam burası 12 yapar. Burası da 4, 14. 12 eşit 14 sağlıyor. Hayır. 12 eşit 14 eşit olur mu arkadaşlar? Olmaz. Yani sadece hangi değer için sağlıyor? X eşit 4 değeri için sağlıyor. O zaman arkadaşlar bu tür ifadelere ne diyorum? Komple yani bu bilinmeyenin kaç değeri çıktı açık? Bir tane değer buldum. O zaman bu tür ifadelere denklem diyorum. Özdeşlikle denklemi ayıran özellik budur arkadaşlar. Önemli özdeşliklerimizden birincisi arkadaşlar iki terim toplamının karesi. İki terim toplamının karesi
Arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi x kare x artı y, yani iki tane terimi toplamış parantez karesini alıyoruz. Bunu şöyle ezberleyebiliriz. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Arkadaşlar şuradaki işaret artıysa şuradaki işaret de ne olacak? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını aldığım yerde artı. Yani aynı işaret olacak arkadaşlar. Şu şekilde de yazabilirim. Kolay ezberleyebilirsiniz belki. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz? Ezberleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi modellemesi arkadaşlar şu şekilde. Kenarı AB, yani A artı B. Kenarı A artı B arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu A artı B olan bir kare arkadaşlar. Buradan bu bir kenarı AA ve bir kenarı BB olan ve bu tüm iki tane karenin oluşturduğu alan. Buranın alanı A kare. Şu dikdörtgen arkadaşlar bu B, bu A uzun kısa uzun kenar. Burası A çarpı B. Burası da aynı şekilde uzun kenar A, kısa kenar B. A çarpı B. Bu yeşil tar alanda iki kenarı da BB olan kare. Bu alanda B kare. Yani bir kenarı A artı B uzunluğunda olan karenin alanı formülü şudur. A artı B'nin karesi şeklinde yazarız. Arkadaşlar ne oldu? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı İkincinin karesi şeklinde de ne yapılıyor? Bulunabiliyor. Yani gördüğünüz gibi burada A karemiz var. AB'miz var. AB'miz var. B kare var. Topladığımız zaman ne oluyor? Bu tarafı bulmuş oluyoruz. Yani bu bir özdeşliktir. Sayı değeri vererek de yapabiliriz. 8 artı 5 diyelim. 5'in karesini alalım arkadaşlar. Sağlıyor mu? Ne olması lazım? 13'ün karesini vermesi lazım arkadaşlar. Eğer özdeşlikse. Birincinin karesi 8'in karesi artı ikincinin karesi diyelim. 5'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 8'in karesi 64 artı 5'in karesi 25 artı 80. Topladığımız zaman arkadaşlar burası 169 eşittir. 169. Demek ki verilen ifade arkadaşlar nedir? Bir özdeşliktir. Şimdi birinci örneğimize gelelim arkadaşlar. A artı 9'un karesi. Şu şekilde yapabiliriz. Birincinin karesi. Birinci ne? A. Bu birinci ifadem. Bu ikinci ifadem. İşaretinde pozitif artı işareti. Birincinin karesi yani A'nın karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı A çarpı 9. Artı ikincinin karesi 9'un karesi. Düzenlersek A'nın karesi artı sayıları çarpıyoruz arkadaşlar. Cebirsel çarpım. 2 çarpı 9 18. 18 A artı 9'un karesi 81 olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Diğer örneğimiz 2x artı y'nin karesi. Şimdi birinci mi ne arkadaşlar? 2x. Bakın. 2x'in karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 2x çarpı y. Artı. İkincinin karesi. İkincimiz y. Y'nin karesi. Düzenlediğim zaman arkadaşlar. 2x'in karesi. 2'nin karesi 4. X'in karesi x kare. Artı. Sayıları çarpıyoruz. 2 çarpı 2. 4 x ve y farklı olduğu için yan yana x y 4x'e artı y'nin karesi. Özdeşi budur arkadaşlar. Evet. 3x kare y artı 1'in karesi. Yine adım adım yapalım arkadaşlar.
Birinci ifadem 3x kare y, ikinci ifadem 1. Birincinin karesi yani 3x kare y'nin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımı katı 2 çarpı 3x kare y çarpı 1 artı ikincinin karesi 1'in karesi diye yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bunlara çok dikkat ediyoruz. Genellikle katsayılar atlanabiliyor. 3'ün karesi yani parantez içinde bu kare yani bu üslü ifade içer parantezin içindeki hepsinin nesidir? Karesidir. Üst sayıları hatırlayalım. O zaman 3'ün karesi 9. X karenin karesi. Ne yapıyorsun? Üstleri çarpıyoruz arkadaşlar. Üstün üssü. 2 ile 2 çarptım. 4. Yani x üzeri 4. Y'nin karesi. Y'nin kuvveti 1 arkadaşlar. 1 çarpı 2 y kare. Bu şekilde yazıyoruz. Artı sayıları kendi arasında çarpın. 2 çarpı 3 6. 1 de var zaten arkadaşlar. 6 yapıyor. Etkilemiyor. X kare y artı 1'in karesi 1. Evet. 5x artı 7y'nin karesi. Sırayla yapıyoruz arkadaşlar tekrar. Birinci ifadem 5x. İkinci ifadem 7y. Birincinin karesi 5x'in karesi. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı 5x çarpı 7y. Artı ikincinin karesi 7y'nin karesi. Düzenlediğimiz zaman 5x'in karesi. 5'in karesi 25. X'in karesi x kare artı. Katsayıları çarpıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 2, 5, 7 çarptığım zaman 10, 70. 70 sonra harfleri yazıyoruz. Gördüğümüz bilinmeyenler. X ve y, x, y. 70, x, y. Artı 7'nin karesi 49. Y'nin karesi y kare diye yazıyoruz arkadaşlar. İki terim farkının karesi arkadaşlar. İki terim farkı x eksi y'nin parantez karesi şeklinde yazıyoruz. Burada da aynı şekilde diğerine benzer. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakın birinci x ikinci y. Bu işaret eksi ise aradaki işaret arkadaşlar iki terim farkında. Ne oluyor? Birinci ile ikinci terim çarpımının iki katını aldığım yer önündeki işaret eksi oluyor arkadaşlar. Toplamda da artıydı. Dikkat edersek. Bunu şu şekilde de tekrar yazabiliriz. Birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde yazabiliyorum. Şimdi modellemesine gelirsek. Modellemesi şu şekilde arkadaşlar. Bir kenarı A olan kareden içinden bir kenar uzunluğu B olan bu yeşil taralı olan ne yapıyor? Çıkartıyoruz arkadaşlar. Pardon. Bir kenar uzunluğu A olan büyük kareden bir kenar uzunluğu B olan bir kareyi belirliyorum yine. Ve buradan arkadaşlar A, B, C, D'nin yani şu renkli turuncu kısmı arkadaşlar alanı yani kenarı A eksi B, A eksi B oluyor arkadaşlar. Bir kare elde ediyorum. Bu karenin alanını veren formüldür arkadaşlar bu. Şimdi örneğimize gelirsek x eksi 7'nin karesini alacağız arkadaşlar. Şimdi burada birincinin karesi, birinci x'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı x çarpı y 7 artı ikincinin karesi 7'nin karesi. Düzenlediğimiz zaman arkadaşlar x'in karesi x kare 2 çarpı 7 14 eksi 14 x 7'nin karesi 49 artı 49 diyoruz. Y eksi a'nın karesi. Şimdi arkadaşlar burada
Birinci y, ikinci a arkadaşlar. Birincinin karesi y'nin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi a'nın karesi arkadaşlar. Bu şekilde yazıyoruz. x eksi 2y'nin karesi. Tekrar adım adım yazalım arkadaşlar. 3x'in birinci 3x birincinin karesi 3x'in karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 3x çarpı 2y artı ikincinin karesi yani 2y'nin karesi düzenlediğimiz zaman 3'ün karesi 9 x'in karesi x kare eksi katsayıları kenarına çarpıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı 3, 6 çarpı 2, 12. 12 x y artı 2y'nin karesi, 2'nin karesi, 4 y'nin karesi, y kare. Diğer örneğimiz 2x kare y kare eksi 3x'in karesi arkadaşlar. Bakın teker teker yazalım. Birincimiz 2x kare y kare. Diğer ikinci ifademiz 3x. Birincinin karesi yani 2x kare y karenin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 2x kare y kare çarpı 3x artı ikincinin karesi yani 3x'in karesi düzenlediğimiz zaman 2'nin karesi 4 x karenin karesi. Üstleri çarpıyoruz arkadaşlar. X üzeri 4. Y karenin karesi. Y üzeri üstleri çarpıyoruz yine. Y üzeri 4. Eksi. Burada arkadaşlar katsayıları çarpıyorum. 2, 2, 4 çarpı 3, 12, 12. Benzer harf var mı? Çünkü çarpma işleminde benzer harflere bakacağız arkadaşlar. Üstleri toplamak için. X var, X var. Bunun kuvveti 1, bunun kuvveti 2 toplarsam X üzeri 3 yapıyor. Sonra Y kare var yanında arkadaşlar. Artı 3x'in karesi, 3'ün karesi 9, x'in karesi x kare. Verilen ifadede benzer terim var mı? Yok. Bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Diğer örneğimiz 5x kare eksi 4y küpün karesi arkadaşlar. Tekrar bunu düzenleyerek yapacağız. Birinci ifademiz 5x kare. İkinci terimimiz arkadaşlar 4y küp. Birincinin karesi 5x karenin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2 çarpı 5x kare çarpı 4 y küp artı ikincinin karesi 4 y küpün karesi arkadaşlar. Düzenlersek 5x karenin karesi 5'in karesi 25 x karenin karesi üstleri çarpıyoruz arkadaşlar 2 çarpı 2 4 x üzeri 4 eksi katsayıları kendi arasında çarpıyoruz. 2, 5, 10 çarpı 4, 40 yapıyor. 40. Benzer harf var mı? Yok. Yazıyoruz arkadaşlar. X kare y küp gördüğümüzü artı 4 y küpün karesi. 4'ün karesi 16. Y küpün karesi. Üstte çarpıyoruz arkadaşlar. Y üzeri 3 çarpı 2. Y üzeri 6. İki kare farkı arkadaşlar. İki kare farkı x kare eksi y kare. Yani iki tane terimin karesinin farkı. Bunun özdeşi arkadaşlar x eksi y, x artı y ifadesi. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz husus bir, iki tane terimin karesinin farkı olması lazım. Ve aradaki işaretimizin eksi olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa iki kare farkı diyelim. Bunun eksi olması lazım. Ve buradaki terimleri göreceksiniz arkadaşlar. Aynı. Ve aradaki işaret eksilisi artılısı ne olacak? Çarpım olacak arkadaşlar. Bir eksilisi bir artılısı ve çarpım. Diğer ifadeyle kuvvetler yarıya da düşüyor arkadaşlar. Diğer örnek şey olarak söylersek. Yani bunu ben farklı kuvvetli alırsam. Şöyle örnek verelim. A üzeri 4 eksi B üzeri 4 gibi. Yine bakın arkadaşlar. Kuvvetlerin çift olması lazım. İki kare farkı olması için. A üzeri 4. Ne karesi? Bu A karenin karesidir arkadaşlar. Eksi.
B üzeri 4 neyin karesidir? Bu da B karenin karesidir. Şimdi iki kare fark oldu mu arkadaşlar? Birinci terim A kare, ikinci terim B kare. Yani bu şekilde bir eksilisi bir artısı olarak yazabilirsek de A kare eksi B kare çarpı A kare artı B kare şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Yazdık. Modellemesine gelince arkadaşlar, modellemesi bir kenara A olan bir kareden içinden bir kenarı uzunluğu B olacak küçük bir karenin çıkartılması arkadaşlar. Çıkartılınca arkadaşlar şu köşeden diğer köşeyi kestiğimiz zaman birleştiriyoruz arkadaşlar. Ve bir kenarı A, diğer kenarı A artı B olan bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bir kenarı A, bir kenarı A artı B olan bir dikdörtgen elde ediyoruz. Bunun alanıdır arkadaşlar. Örneklerimize girsek arkadaşlar. 16x kare eksi 9x kare. Şimdi ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Yani 16 neyin karesi? 4'ün karesi. X kare neyin karesi? X'in karesi. Yani bu 4x'in karesiymiş arkadaşlar. Eksi. 9y kare. 9 3'ün karesi. Y kare neyin karesi? Y'nin karesi. Yani bu 3 y'nin karesiymiş arkadaşlar. Şimdi 2 kare farkı oldu mu? 4x ile 3y'nin karelerinin farkı oldu arkadaşlar. 2 kare farkı var diyoruz. Bunun özdeşi arkadaşlar. 1 eksilisi 1 artısı olarak yazacağız. 4 x eksi 3y çarpı 4x artı 3c olarak yazıyoruz arkadaşlar. x üzeri 4 eksi 25c kare. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz tekrar. 64 neyin karesi? 8'in karesi. X üzeri 4 neyin karesi? X karenin karesi değil mi arkadaşlar? Bu 8x karenin karesiymiş. Eksi. 25 neyin karesi? 5'in karesi. Y kare neyin karesi? Y'nin karesi. Yani bu 5y'nin karesiymiş arkadaşlar. 2 kare farkını elde etmiş olduk. O zaman ne yazabiliriz? 1 eksilisi 1 artılısı olacak şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 8 x kare eksi 5y çarpı 8 x kare artı 5y. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde verip bize bu şekilde çarpanlara ayrılmış hal diyoruz aynı zamanda buna. Ya da özdeşi. Bu ifade verip bunu isteyebilir. Ya da bu ifade verip bunu isteyebilir. Bu örneğimizde o şekilde. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Çarpım var. 2 iki terimli ifadenin çarpımı. Bakıyorum ifadeler hani 3x kare eksi 7, 3x kare artı 7. Bir eksilisi bir artılısı. Birinci terim, ikinci terimleri aynı ifadelerin. Ortadaki işaret bir eksilisi bir artısı. Diyoruz ki bu 2 kare farkı olacak. O zaman birinci terim ne? 3x kare. Bu 3x karenin karesi. Eksi. İkinci terim neye kaçtır? 7. 7'nin karesi. Yani bunu da açtığımız zaman 3'ün karesi 9. X karenin karesi x üzeri 4 eksi 7'nin karesi. 7'nin karesi arkadaşlar 49. Yani 9x üzeri 4 eksi 49. Yine bakıyoruz örneğimize. X kare eksi a çarpı x kare artı a. Bakıyoruz terimler aynı değil mi arkadaşlar? X kare kare x ve a. Bir eksilisi bir artılısı. Nedir bu? 2 kare farkı. O zaman birinci terimin karesi yani x y karenin karesi eksi ikinci terimin karesi. İkinci terimiz a'nın karesi. Düzenlediğimiz zaman x'in karesi üstte çarpıyoruz. X'in kuvveti 1 bu 2 x kare. Ve yanında y var arkadaşlar. Y karenin karesi üstleri çarpıyorsun. 2 çarpı 2 4. Y üzeri 4. Eksi a'nın karesi.
Özdeşlikler konumuz bu kadardı arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yeniliklerden ilk siz haberdar olun.